Olur. Çok değerli grup başkan vekilim, çok değerli milletvekilim, genel meclis başkanı, Kadıköy Bölgesi Kolları Başkanı, çok değerli basın mensubu arkadaşlarımız, çok değerli yaşam mensuplarımız, AK Parti başkanlığımızı kurulmuş olduğu basın açıklaması programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, bugün gerçekten ülkemizle çantada iletişim tarihi bir gün. 3 Kasım 2002 yılında çıkmış olduğumuz millete hizmet yolunda, milletin efendisliğe hizmetkar olma yolunda, düsturuyla çıkmış olduğumuz bir yolda 19. yıl dönümü AK Parti iktidarının 19. yıl dönümü. Bu 19 yıl içerisinde hem ülkemize hem halkımıza sayısız hizmetle AK Parti kadrolarıyla partinin kurulduğundan itibaren bulunan teşkilat mensuplarımıza, milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza halkımıza sayısız hizmetler kazandırdık. İnşallah bundan sonra da bu hizmetlerimize hiç bıraksamalarımızı kesmeden devam edeceğiz. Tabii Çankırı'mızın çok önemli hizmetleri daha öncesinde hizmete girmişti. Şimdi de inşallah Çankırı'mız için çok önemli, Çankırı merkezimiz için, içerimiz için, bölgemiz için çok önemli hizmetimizi harika geçiriyoruz inşallah. Bütün halkımızın sabırla beklediği müjdeyi inşallah hep beraber açıklayacağız. Çok öncesinde yatırım programına girmiş olan ve Çankırı'mızın, Çankırı genelinde ve genelinde bütün halkımızın beklediği Sağlık Bakanımızla yapmış olduğu görüşmeler ve diğer daha öncesi Cumhurbaşkanımızla görüşmelerimiz ve bütün ekip olarak yapmış olduğu çalışmalar neticesinde çok şükür hastane projemizi neticeye bağladık. İnşallah en yakın zamanda resmi işlemlere başlayıp bu konuyla gerekli çalışmaları son aşamasına getirdik. Bu konuda inşallah gerekli bilgileri grup başkan vekilimiz sizlere sunacaklar. Ben tekrardan Çankırı'mıza bu yatırımın, bu güzel hizmetin hayırlı olmasını diliyorum. Ve sizlere tekrardan buralara geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Çok değerli grup başkan vekilimiz, il başkanım, il genel meclisi başkanım, çok kıymetli teşkilat mensuplarımız, kıymetli basın mensuplarımız, ben de sizleri öncelikle saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Biz buraya Orta ilçemizden geliyoruz. Bugün yine bir eserin, bir hizmetin, vatandaşımızın talebinin yerine getirilmesiyle ilgili sürecin sevincini, mutluluğunu orada ortada hemşehrilerimizle paylaştık. Ve bir an önce Erdoğan'la yaptığımız gibi bugün de Orta ilçemizde doğalgaz açılışımızı gerçekleştirdik. Elhamdülillah. Yapılamaz denen, gerçekleştirilemez denen, beceremezler denilen her şeyi AK Parti'miz bir bir yerine getiriyor. Bu milletimizin duasıyla desteğiyle oluyor. Yıl 3 Kasım 2002, yıl 3 Kasım 2021. 19 sene. AK Parti'mizin gençlik çağı. Kanı fokur fokur kaynıyor. Hizmet aşkıyla. Bu milletin ayağının turabı, gönüllerinin hizmetkarı AK Parti. Elhamdülillah Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde biz yine dosta güven, muhalefete üzüntü vermeye devam edeceğiz. Allah'ın izniyle vatandaşımızın, milletimizin bize vermiş olduğu sorumluluğu, vicdani sorumluluğu yerine getirebilmek için gece gündüz çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hem 3 Kasım münasebetiyle hem de malum Çankırı'mızda en önemli sorunlardan birisi haline gelmiş olan hastane münasebetiyle bugün sizlerle bir basın açıklaması yapalım istedik. Bu manada beraberiz. Şunu herkes iyi bilsin. Bizim Ankara'da elimiz armut toplamıyor. Biz Ankara'da birileri gibi şeytan taşlamıyoruz. Biz şehrimiz için tavaf ediyoruz. Şehrimiz için hizmet üretiyoruz. Şehrimizin insanının memnuniyetinin artması için elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah grup başkan vekilim şimdi daha geniş bir çerçevede bu konuları anlatacak ve
Neticede Çankırı'mıza yapılacak yatırımlar hakkında hepimiz bilgi sahibi olacağız diyorum. 3 Kasım 2002, 3 Kasım 2021, 19. yaşımız hayırlı olsun. Rabbim daha nice 19 yaşları kutlamayı, bu memlekete hizmet etmeyi AK Partilere nasip etsin diyorum. Her birimiz tarihine selam ediyorum. Çok değerli basın mensupları, çok değerli milletvekilim, il başkanım, il genel müsteşar başkanım, değerli kadın kolları, gençlik kolları başkanlarım, çok değerli yönetim kurulu üyelerimiz, ben de hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Bugün hakikaten tarihi bir gün. 3 Kasım 2021 Çarşamba günü. Yeni kurulup milletimizin teveccühünü kazanan AK Parti'nin 20. kuruluş yıl dönümü ve aynı şekilde de kurulur kurulmaz iktidara gelerek 19 yıldır kesintisiz milletimize ve ülkemize hizmet etmenin, iktidara gelmenin yıl dönümü. Malumunuz 3 Kasım 2002'de AK Parti iktidara geldi. O günden bugüne kadar hem Çankırı'mıza hem 81 vilayetimize gerçekten muazzam hizmetlere imza attı. Gerçekten AK Parti'yi şöyle daha önceki iktidarlar dönemiyle mukayese ettiğimizde farkı çok daha açık görebiliriz. 80 yıllık AK Parti öncesi iktidarlar döneminde bir örnek olarak sadece bölünmüş yola baktığımızda 80 yılda 6000 kilometre bölünmüş yol yapılmış. 19 yıllık AK Parti döneminde ise bu yaklaşık 30 bin kilometreye çıkartılmış. Bu şu demektir değerli basın mensupları. 400 yılda yapılabilecek hizmetleri AK Parti 19 yıla sığdırmış demektir. İşte lider, işte hizmet destanı farkı tam da budur arkadaşlar. Gerçekten bütün meselelere kıyaslamayla baktığımızda emin olun her konuda Türkiye'nin çehresini değiştiren AK Parti ve lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın bütün tarihimiz boyunca en büyük yatırım, hizmet ve eserlere imza attığına şahit oluyoruz. Bu da Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın şimdiden tarihe geçtiğinin en büyük delilidir. Gerçekten dile kolay. Tarihten AK Parti iktidarını alın, 19 yıllık iktidarı. Önceki iktidarlar hızıyla baktığınızda 400 yıl sonra erişebileceğimiz sonuca Sayın Erdoğan'ın liderliğinde ülkemiz ve milletimiz 19 yıl sonra ulaştı. Arkadaşlar, işte sessiz devrim budur. İşte destansı hizmet mücadelesi tam da budur. Bir taraftan milletle hemhal olarak milletin inancıyla, tarihiyle gerçekten onların ufkuyla hizmete doymayan bir anlayış, millete hizmetkar olmayı en yüce değer olarak gören bir anlayış, bir taraftan da millete kurgu, kumpas ve yalan iftira siyasetiyle yön vermeye çalışan bir anlayış. İşte Sayın Kılıçdaroğlu'nun
başını çektiği anlayış bu anlayış. Daha dün ne demişti Sayın Kılıçdaroğlu? 15 Temmuz darbesine karşı geldik demişti. Doğru mu? Bir gerçek ancak bu kadar çarpıtılabilir. Hepimiz biliyor ki siz 15 Temmuz'u gerçekleştirenlerle kol kolasınız. Aynı yoldasınız. Aynı hedef birliği içerisindesiniz. 15 Temmuz'u televizyon karşısında kahvesini yudumlayarak içen iki kişi vardı. Bir tanesi Osman Kavala'nın arkadaşı Henry Berkeley, bir tanesi de Sayın Kılıçdaroğlu. Bunu milletimiz unuttu mu zannediyorsunuz? Gerçekleri ters yüz ederek algıyla yalanla dolanla hakikatleri eğip bükemez değiştiremezsiniz. Buradan Sayın Kılıçdaroğlu'na Çankırı'dan ifade ediyoruz ki sizin sinsi siyasetiniz, sizin müstemleke siyasetiniz, sizin emperyalistlerle iradenizi tevhid ettiğiniz siyasetiniz bu millete Haziran 2023'te çarpacak ve sizi bir daha hiç çıkmaksızın o sandığa mutlaka gömecek. Bundan da hiç kimsenin şüphesi olmamalı. Değerli basın mensupları, AK Parti iktidarlarının 19. yılını yaşadığımız bu günlerde biraz evvel değerli il başkanımız ve milletvekilimizin de ifade ettiği gibi 19 yıldır Çankırı'mıza AK Parti olarak kazandırdığımız hizmetlere durmak yok, yola devam diyerek devam ediyoruz. Ve yenilerini ekliyoruz. Evet, biraz evvel Orta ilçemizden doğal gaz onun da doğal gaz vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu. Birçok hizmetleri zaten görüyorsunuz. Sağ çevirirseniz kafanızı baksanız AK Parti'nin hizmetini görürsünüz. Sola çevirirseniz baksanız AK Parti'nin iktidarını görürsünüz. Dolayısıyla hakikaten Çankırı'nın çehresini değiştiren yerel yönetimler bağlamında da merkezi yönetim iktidarlarımız döneminde de üniversitesinden hastanesine, yolundan barajına, gençlik merkezinden spor salonlarına birçok alanda en güzel hizmetleri kazandırdığımız eserlerimiz de sabittir. İşte bunlara bir yenisini daha eklemek için huzurunuzdayız. O da değerli arkadaşlarımızla, yol ve dava arkadaşlarımızla hep beraber takip ettiğimiz 2018 yılında yatırım programına aldırdığımız 400 yatak kapasiteli yeni hastanemizi şu anda mevcut hastanemizin yanına inşallah inşa edeceğiz. Çankırı'mıza hayırlı olsun. Değerli arkadaşlar, inşallah hazırlarsanız Haziran'da da hep beraber bir araya gelmiştik. Bir basın açıklaması yapmıştık. Üçüncü seneyi devriyesinde Çankırı'mıza yapılan hizmetlere kısaca şöyle bir göz atmıştık. Orada da aslında ipucunu verdiğimiz şu anda mevcut hastanemizde 300 yatak kapasitemizle yaklaşık olarak 300 yatak kapasitemizle hemşehrilerimize hizmet verdiğimiz hastanemize ilave olarak yepyeni modern bir hastaneyi inşallah vatandaşlarımızın, hemşehrilerimizin hakikaten bu konudaki yoğun talebi üzerine nasıl olur da
hem yeni hastanemizin yanına hem de üniversitemizle beraber aynı kampüse bağlı bir şekilde inşa edebiliriz yaklaşımıyla birkaç bakanlığı ilgilendirdiği cihetle bütün bakanlarımız ve bakanlıklarımız nezdinde görüşmeler yapmak suretiyle en nihayet bu noktaya gelinmiş oldu ve inşallah yeni hastanemiz özellikle eğitim araştırma hastanesi niteliğinde ve şehir hastanesi konforunda, özelliklerinde, güzelliklerinde bütün o rahatlığı ve konforu Çankırılı hemşehrilerimize sunacak bir şekilde aynı şekilde Karatekin Üniversitesi'ne kazandıracağımız tıp fakültesiyle beraber afiliye bir şekilde, koordineli bir şekilde aynı zamanda üniversite hastanemiz niteliğinde en yüksek seviyede inşallah Çankırılılara ve vatandaşlarımıza, bölgemize hizmet verecek. Hayırlı, uğurlu olsun inşallah. Böylece her türlü teşhis, tedavi ve hizmetlerin verildiği modern, yepyeni bir hastanemiz de inşallah Çankırı'mıza kazandırılmış olacak. Değerli arkadaşlar, ayrıca değerli milletvekilimiz de, il başkanımız da, il genel meclisi başkanımız, kadın kolları, gençlik kolları başkanlarımız, merkez ilçe başkanımız, teşkilatımız, yönetim kurulu üyelerimiz, bütün arkadaşlarımız hep beraber bu konuda irade birliğiyle nasıl daha iyi hizmet verebiliriz şeklindeki çabaların neticesi olarak Allah'a çok şükür o hastanemiz, yeni hastanemiz tam teşekküllü, her şeyiyle tam ve mütekamil olacak. O zamana kadar da mevcut hastanemizin her türlü şart ve imkanlarını daha da ileriye götürmek noktasındaki yaklaşımlarımızı da sergiliyoruz. Her geçen gün farklı uzmanlık dallarından da yeni takviyelerle geliştirdiğimiz hastanemize inşallah bu ayın sonuna kadar her türlü ihalesi, şartnamesi ve bütün hazırlıkları yapılan anjiyo ünitemizi de hastanemize kazandıracağız ve bu konuda hem kardiyolog doktorlarımız hem de hemşirelerimizle beraber yeni konsepti burada vatandaşlarımıza hizmet olarak sunacak altyapı hizmetlerinin eğitim öğretim noktasındaki bütün o intibak süreçlerini de başlatmış vaziyetteyiz. Bu konuyla ilgili inşallah Ankara Şehir Hastanesi koordinatör hastane olarak beraberce Çankırı'mızda koordine edilmek suretiyle bu manada anjiyo ünitemiz yılbaşından itibaren inşallah Çankırılı hemşehrilerimize hizmet vermeye başlayacak. Bu da şehrimize hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. Değerli arkadaşlar, yine AK kadrolar olarak AK Parti'nin gönüllüleri, AK Parti hizmetkarları olarak, milletin hizmetkarları olarak AK kadrolar milletinin ve devletinin hizmetinde kadrolar olarak yolumuza devam ediyoruz. Bu manada sizlerle bir müjdeyi daha paylaşmak istiyorum. O da malumunuz Çankırı'mızın suyunu mevcut il binamız, evler, iş yerleri, bütün hepimiz bulunduğumuz yerde Orta Kayıören'den gelen Güldürecek Barajı'ndan kullanıyoruz. Doğru mu? Evet. Kayıören'den gelen suyu hep beraber içme suyu olarak, kullanma suyu olarak elhamdülillah kullanıyoruz. Bu hizmet de AK Parti'nin hizmeti.
bu güzelliği kazandıran yine AK Parti iktidarı. Elhamdülillah. İşte yine bir AK Parti'nin hizmetini sizlerle paylaşmak istiyorum. 2017 yılında yatırım programına aldırarak başlattığımız ve bugün artık son noktasına gelen 160 bin dekar, yaklaşık 160 bin dekar araziyi sulayacak 5 megawatt elektrik üretimi olacak ve hakikaten yerden 92 metre yüksekliğinde perde beton barajının şu an inşa edilmeye başlandığı Devres Kızlaryolu Barajı, ki yeni ismiyle Profesör Doktor Hasan Zuhuri Sarıkaya'nın ismini Sayın Cumhurbaşkanımızın delaletiyle vermiş olduk. Devres Kızlaryolu Hasan Zuhuri Sarıkaya Barajımızın inşallah hem kullanma suyu olarak hem de Güldürecek Barajı yetmediğinde takviye anlamında bütün Çankırı'mızı içme suyuyla da karşılayacak olan şekilde niteliğini ortaya koyduğumuz Kızlaryolu Hasan Zuhuri Sarıkaya Barajı da hayırlı ve uğurlu olsun inşallah. Bunun manası şudur arkadaşlar. Güldürecek Barajı ve Kızlaryolu Hasan Zuhuri Sarıkaya Barajı'nı mukayese ettiğimizde 3 Güldürecek Barajı yapıyor. 3 Güldürecek Barajı'nı Çankırı tarihinin en büyük yatırımı olarak Allah'a çok şükür Çankırı'mıza kazandırıyoruz. Bu da AK Parti'nin Çankırı'ya ve bölgeye en büyük hediyelerinden bir tanesidir. En büyük hizmetlerinden bir tanesidir. Ve bu Kızlaryolu Barajı'yla Çankırı'mız ve bölgemiz yaklaşık olarak her yıl 400 milyon ila 500 milyon katma değer üretecek. Yüz binlerce insanımız bundan faydalanacak. Aynı zamanda yeni yaptığımız Çankırı Korgun Kurşunlu yolundan da buradan basın mensubu arkadaşlarımızla beraber yola çıktığımızda dedesi, torunu, çocuğu beraber pikniğe gitmek istediğinde 20 dakikada ulaşacak ve 8,5 kilometre derinliğindeki adeta Çankırı'nın denizine kavuşacak ve orada pikniğiyle, rekreasyon alanlarıyla bir dinlenme, bir sayfiye yeri oluşacak. Bunu Çankırı merkezimiz dahil olmak üzere Çankırı'da yaşayan bütün vatandaşlarımız buradan, bütün bölgemiz istifade edecek. Dolayısıyla inşallah işte biz bu şekliyle en güzel hizmetleri vermeye devam edeceğiz. Ve bugün değerli milletvekilimizle, il başkanımızla ortada şunu da hep beraber dillendirdik. Onu da ifade etmek isterim. Ankara Çankırı çevre yolu devam ediyor. Korgun Kurşunlu yolu devam ediyor. Onlar devam ediyor Allah'ın izniyle. Onları bitiriyoruz. Kızlaryolu Barajı'nda dediğim gibi son aşama perde beton. 92 metre yüksekliğinde bir perde betonu, sıkıştırılmış beton şeklinde 80 metre genişliğinden yukarı doğru incelecek şekilde hakikaten yükselmeye devam ediyor. Ve önümüzdeki yıldan itibaren de su tutmaya başlayacak. Köprülü köyü su altında kalacağı için geçtiğimiz haftalarda Devlet Su İşleri Genel Müdürümüz ilgili daire başkanlarımızla yerinde inceleme yaparak Köprülü köyümüzün yeni yerleşim yerini de köylülerle beraber belirledik. Allah'ın izniyle 2022 sonuna kadar hepsinin evi teslim edilecek inşallah. Bu manada değerli arkadaşlar, ortada şunu söyledik. Şu anda en büyük yol projelerimizden bir tanesi gerçekten Çerkez Saçak'tan Orta Şabanözü Çubuğa kadar Ankara Çankırı arasının tekrar en stratejik yollardan bir yol olarak bu yolun yapılması meselesidir. İnşallah biraz sonra
değerli milletvekilimizle beraber Sayın Bakanımızdan randevu almıştık, Ulaştırma Bakanımızdan. Bu meseleyi gündeme getireceğiz. Dün kendileriyle de tekrar telefonla görüşmüştük. Bu manada devamlı takipte olduğumuzu ve bahsettiğimiz her sözü mutlaka yerine getirdiğimizi ve ne söz vermişsek mutlaka yerine getireceğimizi özellikle bilmenizi istirham ediyorum. Durmadan yorulmadan, canla başla, samimiyetle Çankırı'mız için, 81 vilayetimiz için, büyük ve güçlü Türkiye için ve büyük ve güçlü Türkiye'nin öncülüğünde yeni, yepyeni bir dünya için adil ve merhametli yeni bir küresel düzenin inşası için Allah rızası için milletimizin duasını almak için çalışmaya hep beraber devam edeceğiz arkadaşlar. Değerli aziz arkadaşlarım, burada hem yönetim kurulu üyelerimizle beraberiz, hem basın mensuplarımızla beraberiz. Bu münasebetle işte bu kaynaşmayı, bu Çankırı'ya, hemşehrilerimize, Türkiye'ye, milletimize olan hizmetlerimizi liderimiz Cumhurbaşkanımızın önderliğinde durmadan duraksamadan bir takım büyük elçilerin, onların sözcülüğünü yapanların çelme takmak istemelerine rağmen emperyalist ve siyonistlerin Türkiye'yi bölüp parçalayarak Büyük İsrail'i ve Büyük Ermenistan'ı kurmak için kullandıkları PKK, DAEŞ gibi terör örgütlerine rağmen içeride de dışarıda da onların sözcülüğünü yapanların kafalarını ezerek, inlerine girerek yolumuzdan kimsenin bizi saptıramayacağını Çankırı'mızdan bütün Türkiye'ye ve dünyaya hep beraber tekrar ilan ediyoruz Allah'ın izniyle. Bu konuda biz AK Parti'yiz. AK Parti olarak ve gerçekten Türkiye genelinde de siyasetimizle Cumhur İttifakı olarak milletimizin emrinde ve hizmetinde büyük ve güçlü Türkiye'nin gerçekten bütün insanlığa en güzel hizmetler vermesi noktasında da yaşadığımız sıkıntıların farkında olarak ve yaşadığımız pandeminin Türkiye'mize yansımalarının da farkında olarak işçimizden çiftçimize, memurumuzdan emeklimize, esnafımızdan sanayicimize, toplumumuzun bütün kesimlerine dönük olarak alım gücünü artırmak suretiyle, daha da iyileştirmek suretiyle Allah'ın izniyle bütün toplum kesimlerini daha da rahatlatacak politikaları ve hizmetleri önümüzdeki dönemde de ortaya koymaya devam edeceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Biz AK Parti ailesiyiz. AK Parti olarak milletimizin hizmetkarlarıyız. 19 yıldır hangi kademede olursa olsun bu millete, bu devlete, AK kadrolar içerisinde davasına, liderine, milletine, devletine, vatanına sadık bir şekilde hizmet eden bütün dava arkadaşlarımızı ben buradan tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum ve hakikaten rahmeti rahmana kavuşmuş bütün yol ve dava arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet ve mağfiret diliyorum. Şu anda AK Parti kadrolarında hizmet eden mahalle müşahidimizden sandık kurulu üyemize, mahalle teşkilatımızdan, köydeki teşkilat mensubumuzdan, genel merkezimizdeki, il başkanlığımızdaki, ilçe başkanlığımızdaki, bütün kademelerdeki dava arkadaşlarımıza yürekten, gönülden selam ve hürmetlerimi arz ediyorum. Bize bu güzel hizmetlere vesile olan değerli bakanlarımıza, değerli Cumhurbaşkanımıza, şehrimize, ülkemize vermiş oldukları hizmetlerden dolayı da kendilerine
bütün Çankırılı hemşehrilerim adına teşekkürlerimi arz ediyorum. Bu vesileyle inşallah hep beraber arkadaşlarımızla ak kadrolar olarak bu millete, bu şehre, hemşehrilerimize ve insanlığa hizmet kervanından bizi hiç kimsenin alıkoyamayacağını ifade ediyor. Bu duygu ve düşüncelerle heyetimiz adına da hepinize selam ve hürmetlerimi sunuyorum. Kalın sağlıcakla. Buyurun. Öncelikle yaptığımız hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz. Allah razı olsun. İnşallah şehrimize daha iyi hizmetler yapmak nasip olur diyelim. Hastanelerin, çevre yolundelerin, üniversitelerin gerçekten de 18 yılda çok büyük hizmetlere imza attınız. Fakat 31 Mart'ta şimdiden malum belediyede bir değişiklik oldu. Ve son gündemin, son günlerin gündemi şu. Meydan yeriyle alakalı, meydan yerine belediye başkanı yapacak ama bunu AK Parti engelliyor, milletvekilleri engelliyor, İl Genel Meclisi Başkanı engelliyor gibi bir söylem var. Hatta bununla alakalı hakaret çıktı. Bu usta ne dersin? Böylesi bir engelleme var mı diye sorsak ne dersin? Tamam. Başka sorular varsa topluca alayım. Tamam. Alayım. Evet, başka. Buyurun. Sayın Vekilim, vermiş olduğunuz müjdeniz için öncelikle teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sevindirdiniz bizleri Çankırı abinin. Yalnız şöyle bir sorunuz var. Çünkü toplantıda sağlık müdürümüz dedi ki, Ercan kardeşim, meslektaşım sormuştu aynı konusuyla ilgili. 2022'nin 6. ayından sonra faaliyete geçeceğiz, hizmet vereceğiz. Fakat ilimizin milletvekili olarak siz de yeni yılın ilk haftasında hizmet vereceğini söylediniz. Bu il sağlık müdürü bu konuları sizle yapıyor. Görüşmeden mi cevap bize veriyor, sorularına cevap veriyor. Hangisi doğrudur? Ayrıca Çankırı'mıza 6 yıldır nefroloji uzmanı atanmıyor. Sağ olun. Dünkü haberlerinizde de gördük. Yeni uzmanlarımız atandı. 6 yıldır Çankırı'ya atanmayan nefroloji dalında bir uzman talep ediyoruz. Burada da yardımcı olursanız teşekkür ederim. Son sorum benim. Yeni yapılacak hastanemizin eski hastanemiz yanı olduğu belli. Yanında askeri şubesi ve jandarma var. Askeri şubesi ve jandarma nereye kalkacak? Askeri şubesi kalktı ama jandarma da kalkacak mı? Teşekkür ederim. Teşekkürler. Başka sorusu olan var mı? Ercan Şeker, Çankırı Postası. Şimdi Emin Bey, 19 senede 400 yıllık bir yılda yapılabilen çalışmalar yaptığınızı söylediniz ama Çankırı'ya gelince nedense bu hizmetler süreleri uzadı. Mesela 2015 yılında bir doğan bir çocuk bugün 7 yaşında ve 2015 yılında yeni hastane yapılması söz verilmişti. Ama aradan 7 yıl geçti. Ancak arsası yeni işte ilan ediliyor. Yani Çankırı'ya gelince bu hizmetler neden yavaş ilerliyor? Başkan, sorusu olan var mı? Ramazan Saracı, bizim Çankırı Gazetesi. Sayın Başkanım, yeni hastanenin yani yapım süresi ne kadar, öngörü var mı? Jandarmada nereye kaldıracağız, o yıkılacak mı, nasıl olacak, bununla ilgili bilgiyorsan seviniriz. Evet. Başka arkadaşlar var mı? Sorusu olan, topluca hepsine cevap verelim. Anadolu Yatırımcılar Gazetesi, Senkır'dan. Baştan ben şunu sormak istiyorum. Şehrimizdeki vatandaşlar, esnaf ve üretici, alım gücünün düşmesinde, pahalılıktan şikayetçi. Bu ekonomik sıkıntıları siz de görüyor musunuz? Ne şekilde değerlendiriyorsunuz? Bir sonraki sorum, Cumhuriyet İttifakı'nın bileşenleri AKP, MHP, BBP, Çankırı'daki ittifakı hakkında ne söylemek istersiniz? Genel kamu yoklamalarında Cumhur İttifakı'nın ve AK Parti'nin oy oranının düştüğü iddia ediliyor. Aynı şey şehrimiz Çankırı için de geçerli mi? Şehrin Acıçay kenarında geçen çevre yolu inşaatında bir yavaşlık var, aksama var mı? Bunu sormak istedim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bayağı bir soru sordunuz maşallah. Evet. Turan Arnancı. Evet. Şöyle, sorular tabii o kadar fazla olunca biz de biraz cevabımızı ona göre ifade edeceğiz. Evet. Sayın Vekilim, size sormak istiyorum. Cumhur İttifakı'ndan bahsettiniz. Dediniz ki Cumhur İttifakı Çankırı'da tam anlamıyla çalışıyor dediniz.
Dün de sosyal medyada güzel bir resim paylaşıldı. Hepimiz mutlu olduk. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz hastane yeri için. Yalnız fotoğrafa baktığımızda Çankırı Valimiz vardı. İşte AK Parti İl Başkanı olsun, Sayın Vekilimiz Salim Bey olsun, siz vardınız. Belediye Başkanı'nı çağırmadınız mı? Çağırdınız, o mu gelmedi? Ben de bunu merak ettim. Evet. Sayın Vekilim, bir sorum daha olacak benim. Şöyle değerli arkadaşlar. Yani mesele anlaşıldı. Konuyla ilgili bütün şeyleri bir cevaplayalım. Topluca bir cevaplayalım isterseniz. Yoksa yani bir yerde keselim soruları arzu edersen sorun. Yaprak yolunu soruyorlar. Efendim? Yaprak yolu. Yaprak. 3 yıldır bitmiyor. Ve vatandaşlar çile içerisindeyiz diyorlar. Yani vatandaşın evet. İkincisi de Orgun Kurşunlu yolu. Evet. Yani 4 yıl mı oldu başlayalı, 5 yıl mı oldu? Tam ben siz daha net bilirsiniz ama. Evet. Yani 4 yılda diyelim 8 kilometresi tamamlandı. Yani bu yolun tamamlanması böyle giderse sanırım bir 10-15 sene devam edecek. Niye hızlı bu yol devam etmiyor? Çalışmalar niye yavaş ilerliyor? Teşekkür ederim. Buyurun. İnşallah bu soruları atlamayız yani. Atlarsak siz atlatırsak hepsine cevap verelim yani. Atlamış olmayalım da. Evet. Sayın Vekilim, malum büyük bir parti, AK Parti, Türkiye'ye ve dünyaya marka olmuş bir parti. Fakat baktığımız zaman yerel bazda böyle suya sabuna dokunmayan bir teşkilat varmış gibi bir görüntü var. Ve baktığımız zaman dünkü fotoğrafta da Merkez İlçe Başkanı yoktu. Şu anki toplantıda da Merkez İlçe Başkanı yok. Merkez İlçe'de bir değişim mi var diye sorsak? Başka var mı arkadaşlar? Evet Sayın Başkanım. Güzel bilgiler verdiniz. Bizi de heyecanlandırdınız. Tercüman Gazetesi'nden ben. Yeni yatırımlardan bahsettiniz. Hastane, su potansiyelinden bahsettiniz. Bunlar da güzel. Fakat bu yatırım potansiyelinin 19 yıldır işlenmemiş olması, bugüne kalması, aynı zamanda bir eksiklik var. Arkadaşlarımız da işte yolların yavaş işlediğinden, yavaş yapıldığından söylediler çeşitli yolların. Diğer arkadaşlarımız da çevre yolunun aksadığından söylediler ya da yavaş olduğundan belki aksama yoktur. Aynı zamanda devlet hastanesinde anjiyonun temel bir hizmet olan ve başka ünitelerinde eksikliğinden bahsettiniz. Yani genel, evet biz de itiraf ediyoruz ve arkadaşıma katılıyorum. AK Parti'nin hizmetlerini, genel hizmetlerini takdir etmekle beraber ülkemizle ilgili. Ama Çankırı'mızın bu genel hizmetlerden payına düşeni alamadığı şeklinde bir kanaati sahibiz. Bu konuda ne dersiniz? Bir de biraz önceki genel hizmetleriniz anlatırken 400 yıl bulunduğunuz ya da AK Parti iktidarı olmadığı bir iktidar sürecinde devam etseydi ona göre, o kıyaslamaya göre AK Parti'nin farkının ülkemizi 400 yıl ileri götürdüğünü söylediniz. Bunu bir çokluk ifadesi olarak mı anlamak lazım? 400 yıl hesaplanmış bir rakam mıdır? Eğer 400 yıl ileri gittiysek Avrupa gelişmiş medeni Avrupa ülkeleriyle seviyemiz ne durumda? Yani onları geçtik mi? Ya da daha mesafemiz var mı? Varmak için sorularım bu kadar. Teşekkürler. Çok teşekkür ediyorum. Yani ben soru soracaktım. Soru sorma fırsatı bulamadım diyen kalmasın. Yorum hepsi beraber iletilmiş oldu. Ben hepsine cevap vereceğim müsaadenizle. Evet. Değerli arkadaşlar. Şöyle bütün arkadaşlarımızın, gazeteci arkadaşlarımızın sordukları soruları bir bütünlük içerisinde cevap da arz edecek nitelikte ifade edeceğim. Ondan sonra da bir başka programımız da var buradan ve inşallah tekrar dediğim gibi akşam da Ulaştırma Bakanımızla bir randevumuz var. Oraya da inşallah yetişmiş olacağız. Değerli arkadaşlar, öncelikli olarak tabii bilgilerimizi doğru bilgiler üzerine bina ederek yorum yaparsak daha isabetli olur. Mesela
yatırım programına 2018 yılında alınmıştı hastanemiz. 2018 yılında yatırım programına girdi ve akabinde de yer arayışı başladı. En az 80 dönüm arazinin olması gerektiği 400 yatak kapasiteli bir yer için vurgulanmıştı. Bu konuda yer arayışları yapıldı. Çeşitli yerler üzerinde kanaatler oluştu ve sonra bir yere karar kılındı. Bir takım analizler yapıldı ve bu esnada da şehrimizde insanlarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın, muhtarlarımızın, birçok insanımızın görüş ve kanaatleri doğrultusunda da özellikle herkesin alışık olduğu merkezde yer alan hastanenin yanında böyle bir hastanenin yapılıp yapılamayacağı üzerinde daha yoğun bir şekilde durulması münasebetiyle de biz bu arayışın mümkün olup olmadığıyla ilgili yetkililer nezdinde görüşmelerimizi yaptık ve zaten yatırım programında yer alan hastanemizin şu anda hizmet veren hastanenin yanına yapılmasına karar verdik. Bu bir süreç. Sonuç itibariyle 2018 yani 3 yıl önce yatırım programına girmiş bir hastanemizden bahsediyoruz. 7 yıllık mesele doğru bir yaklaşım değil. Yanlış bir bilgi olabilir. Onu düzeltmek gerekir. Aynı şekilde tabii Yapraklı Yolu ile ilgili de yani Yapraklı Yolu bir yıldır gündemde olan bir yol ve Allah'a çok şükür şu anda da çalışmaları neticelendirilecek aşamaya getirildi ve mutlaka bu sene orası insanlarımızın hizmetine sunulacak. En ufak bir tereddüt yok. Geçen biliyorsunuz Ulaştırma Bakanımız Çankırı'mızı ziyaret etmişlerdi. Orada hep beraber bazı meseleleri yerinde tespit ettik. Briefingler alındı ve bu çerçevede işlerin 2022 sonuna kadar toparlanmasına dair talimatlar verildi. Bu bağlamda Yapraklı Yolu bu sene inşallah bitmiş olacak. Dolayısıyla bir yıl içerisinde başlayıp bitmiş bir hizmet olarak görülmesi gerekir. Mesela biraz ileride Aşiyan kavşağı var, doğru mu? 2017 yılında bunu yatırım programına aldırıp ihalesini yapıp aynı yıl trafiğe açmıştık. Bir yıl içerisinde trafiğe açtığımız hizmet olarak karşımızda. O zaman özellikle Kızılırmak-Bayat yol ayrımını asfaltlamıştık, sıcak asfaltla buluşmuştuk hatırlarsanız 2017'de. Hakeza 2017'de Çankırı-Ilgaz yolunu o günkü parayla 200 milyonluk, 200 milyonluk ihale ederek 2017'de gıcıl gıcıl yenilemiştik hatırlarsanız. O yolu kullanıyoruz. Üniversitemizden AK Parti iktidarları döneminde yapılan birçok hizmetten burada sizin vaktinizi almak istemem. Ama şu son 4-5 yılda İslami İlimler Fakültesi'nden, Hukuk Fakültesi'nden, Diş Hekimliği Fakültesi'nden, Adalet Meslek Yüksekokulu'ndan, Mimarlık Mühendislik Fakültelerinden bahsetmeye herhalde gerek yok. Bu üniversiteyi kazandıran şehrimiz AK Parti 2007 yılında. Biz de hep beraber arkadaşlarımızla yeni bölümlerin açılmasıyla Çankırı'nın evladı da, bölgenin evladı da, Türkiye'nin evladı da Karatekin Üniversitesi'nde de Hukuk Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi okuyabilsin, farklı bölümlerde de okuyabilsin diye bu bölümleri açtık. Geçen hafta hep beraber arkadaşlarımızla Kurşunlu Adalet Meslek Yüksekokulu'ndaydık. Full çekiyor biliyor musunuz? Türkiye'nin dört bir tarafından
gençlerimiz, pırıl pırıl gençlerimiz Kurşunlu Adalet Meslek Yüksekokulu'nda birinci de sınıfta ve ikinci sınıfta insanlarımız var. Birçok böyle örnek verebileceğimiz çok alan var. Ağız ve diş sağlığı merkezini aynı anda 35 hastaya tedavi uygulayabilecek şekilde biz hayata geçirdik. Anadolu'nun ilk Darül Hadisi olan Taş Mescidi biz AK Parti olarak milletimizin, şehrimizin hizmetine sunduk. Görmeyen basın mensubu ve yönetim kurulu arkadaşlarımız varsa özellikle istirham ediyorum. Ne kadar güzel bir fonksiyon icra ettiğini de lütfen görünüz. Geçtiğimiz hafta akademik açılış için ve Mehmet Akif Ersoy'un 101. yılı münasebetiyle Çankırı'ya gelişinin Ulu Cami'de Cuma namazının 101. seneyi devriyesi münasebetiyle kendisini şehrimize davet ettiğimiz Profesör Doktor Mustafa Şentop Bey ile beraber hadis derslerini de orada başlattık. Elhamdülillah. Bu hizmetleri biz yaptık. Köylere, ilçelere, merkeze yaptığımız o kadar hizmetler var ki onlar şu anda vaktimizi dolduramayız. Dolayısıyla sorulara cevap vermek mahiyetinde devam ediyorum. Şunu söyleyeyim, Anjiyo ile ilgili. Anjiyo, efendim, bak bugün Hudut Sahilleri Genel Müdürümüzle görüştüm. Bu konuda inşallah bu ay içerisinde bir mani olmazsa Anjiyo ünitesi üniversitemize kurulacak. Özür dilerim, hastanemize kurulacak. Onun sözünü aldık. Daha önce heyetimizle belki 2 ay önce Sağlık Bakanımızı gene ziyaret etmiştik. Mesela o zaman hiçbir paylaşımda bulunmadık. Hiçbir paylaşımda bulunmadık. Ama Bakan Bey'le ziyaretteydik ve orada bizim yanımızda bu talebimizi ki uzun süredir takip ediyoruz. Onların bazı kriterleri var. Bir takım ünitelerin bir takım hastanelerde bulunabilmesinin bir takım kriterleri var. O kriterleri de takiple aşarak şehrimize kazandırma başarısını gösterdik. Ve elhamdülillah artık Ankara'ya veya başka bir yere gerek kalmadan Anjiyo ile ilgili hastalarımızın bizim Çankırı Devlet Hastanesi'nde tedavi edilebilme imkanını elde ettik. Ve inşallah en yakın sürede, en geç 6 ay içerisinde denmiş olabilir. Ancak biz bunu çok daha kısaltarak daha hızlı bir şekilde yılbaşından sonra bunu hayata geçirmek istiyoruz. Çünkü bu konuda Çankırı Devlet Hastanemize öncelik verilecek. Burada böyle bir yeni gelişme var. Bu yeni gelişmeyle beraber Çankırı Devlet Hastanemize Anjiyo ünitesinin teslimi konusunda bizlerin devreye girmesiyle bir öncelik verilme durumu söz konusu olacağı için inşallah bunu en kısa sürede halkımızın hizmetine sunacağız Allah'ın izniyle. Değerli arkadaşlar, uzmanlıkla ilgili bazı uzmanlıklarla ilgili taleplerde bulunuluyor. Bazı uzmanlıklar gerçekten zor yetişiyor ve 6 sene gerekiyor mesela. Tıp fakültesi 6 sene okuyor, mezun oluyor. Sonra TUS sınavına giriyor, tıpta uzmanlık sınavına. Mesela diyelim endokrin uzmanı. Mesela Türkiye'de çok az bulunuyor gerçekten. Mesela bu konularda bazı şu anda yeteri derecede uzmanımız Türkiye'ye hitap edebilecek durumda değil. Ama şu anda yetişiyorlar. Sisteme seneye de girecek olan birçok uzmanımız var. Bir ay sonra yeni, biliyorsunuz belki bir ay içerisinde yeni bir devlet kurası çekilecek. Yeni sisteme giren, havuza giren farklı branşlardaki uzmanlarımız olacak. Oradan da bilhassa şu anda 3 kardiyologumuz var mesela Çankırı'mızda. Bu Anjiyo ünitesi içinde 2 kardiyolog daha talep edeceğiz. İl müdürümüzle de başhekimimizle de bu konuda devamlı görüşmeler halindeyiz. Ve bahsettiğiniz uzmanlığa ilişkin de özellikle talebimizi yaparız. Bu konudaki bütün eksik uzmanlıklarla ilgili talepte bulunuluyor. Mevcut imkanlar çerçevesinde 81 vilayete
Bu biliyorsunuz ve bütün hastanelere kura yöntemiyle de tanınan kontenjan çerçevesinde kura yöntemiyle çekiliyor. Ama bunu da ayrıca takip edeceğimizi de bilmenizi istiyorum. Bu konudaki talepleri de bize özelden de iletebilirsiniz. O konuya da ifade etmek isterim. Gerek milletvekilimize, gerek bize, gerek il başkanımıza bu konudaki şehirle ilgili gördüğünüz, sizin gördüğünüz bazı eksiklikler olabilir, talepler olabilir. Bunları her an diyalog içerisinde birebir de söyleyebilirsiniz, mesajla gönderebilirsiniz. Buna da açık olduğumuzu hem basın mensupları hem vatandaşlarımız hem de bütün sivil toplum kuruluşları nezdinde buna açık olduğumuzu da açık yüreklikle ifade etmek isterim. Mesela dediniz ki işte 400 yıllık bir hem Sayın Şeker hem Sayın Tercüman Gazetesi'nin değerli mensubu soru sordular. Bizi birleştirerek bir şekilde cevap vermek istiyorum müsaadenizle. Bir örnek verdim ben sadece. Yani bir matematik bu. Matematik. O da şu. Bakın biz 2002'de tam bugün iktidara geldik. 19 yıl önce bugün. Türkiye'de birçok hükümetler geldi geçti. Doğru mu? Belki 60'a yakın hükümetler geldi geçti. Bir şey söylüyorum. Biz geldiğimizde Türkiye'de 6000 kilometre bölünmüş yol vardı. Biz bunu devraldık. Kimin emeği geçmişse teşekkür ediyoruz. Bir. İki, biz bunu aldık. 79-80 yıldır Cumhuriyet döneminde devam ediyoruz. Son 19 yıllık Cumhuriyet döneminde de biz iktidarız, biz hizmet ediyoruz. Doğru mu? Bir mukayese yapıyorum. Diyorum ki, yaklaşık 80 yılda 6000 kilometre yol yapılmış. Doğru mu? Evet. Biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, liderliğinde 19 yılda bunu yaklaşık 29 bin, 30 bin kilometreye getirdik. Bakın 5 katına çıkarmışız. 5 misli %500 oranında arttırmışız. Bu da matematik. Doğru mu? 80 yılda 6 bin kilometre yaparsanız 400 yılda ancak 30 bine gelebilirsiniz. Bu sadece bir matematik hesabı. Orantı. AK Parti'yi siyasi tarihimizden çekip alın, diğer iktidarların hızıyla bu millete hizmet edildiğini düşünün. 19 yıl sonra bugün bakalım, geleceğimiz nokta hakikaten çok küçücük bir nokta olurdu. İşte AK Parti'nin farkı bu farkı. Recep Tayyip Erdoğan'ın farkı bu farkı. Onu çarpıcı bir şekilde ifade edeyim diye herkes yapılanın ne kadar muazzam bir hizmet olduğunu çok daha iyi idrak etsin diye bir örnek verdim sadece. Mesela başka bir örnek vereyim size aklımıza gelen. Biz 2002'de iktidara geldiğimizde değerli arkadaşlar 36 milyar dolar ihracatımız vardı. Dolar üzerinden 36 milyar dolar. Arkadaşlar bugün ne kadar ihracatımız var? 210 milyar doların üzerinde. Doğru mu? Bugünkü rakamlar. Sayın Ticaret Bakanımız ihracatta rekorlar kırıldığını her gün paylaşıyor kamuoyuyla. Evet, bir tarafta 36 milyar dolar, bir tarafta da 220 milyar dolara yaklaşacak olan bir seviye. Kaç kat? 6 kat yaklaşık. 6 kat. Yani %600 oranında adeta muazzam bir devasa büyümeye, ihracata vesile olmuşuz. Değerli arkadaşlar, istirham ediyorum lütfen. Bu parti patırtı meselesi değil. Bir matematik meselesi. Siyaset yapmıyorum. Tüm tarihimiz boyunca Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ne kadar muazzam bir çalışmayla gece gündüz kendisini milletimize, vatanımıza vakfederek bu milletin evlatlarına ne büyük hizmetlere vesile olduğunu hatırlatmak istiyorum sadece.
Bu kadar. Ve bizler de onun yol arkadaşı olmaktan gerçekten onur duyuyoruz. Allah'a çok şükür. Onun dava arkadaşı olmakta, yönetim kurullarımızda, ak kadrolarımızda, kadın kollarımızda, gençlik kollarımızda hep beraber dimdik onun yanında durmaktan ve milletimizin duasını almaya, Rabbimizin rızasını kazanmaya yönelik çalışmaktan ancak ve ancak memnuniyet duyuyoruz. Biz Çankırı'mızın da milletimizin de hizmetkarıyız. Bunu ifade ediyoruz. Bu kadar. Değerli arkadaşlar, bazı fotoğraflarda veya burada niye il başkanı yok? Niye işte Merkez ilçe başkanı yok? Hasta olma hattını kullanmış. Niye, niye efendim veya işte belediye başkanları yok mesela? Biz bunu il başkanlığımızda sadece ana kademe il başkanımız, gençlik ve kadın kolları başkanımız, efendim il genel meclisi başkanımız ve milletvekilleri olarak bizlerle beraber bu şekilde dizayn ettik. Burada da il yönetim kurulu üyelerimiz var. Mesela ilçe başkanlarımız da yok burada. İlçe belediye başkanlarımız da yok. Onların birçoğuyla mesela ortadaki açılışlar hep beraber. Yani Alt Karacalar da oradaydı, Kurşunlu da oradaydı, Erdivan da oradaydı. Mesela hemen bir çırpıda gözümüzün önünde ilçe başkanları da oradaydı. Dolayısıyla değerli arkadaşlar, hani bazen gidiyoruz, görüşüyoruz, hiçbir fotoğraf vermiyoruz. Bazen efendim bütün belediye başkanlarımızı çağırıyoruz. İşin mahiyeti icabı. Mesela bir tane örnek vereyim. Ben rahatsızlanmadan hemen önceydi. Böyle bir ay önce falandı. Bir rahatsızlık geçirdik biliyorsunuz. Allah bütün hastalarımıza şifa versin. Çankırı Belediye Başkanımız ve AK Parti MHP ayrımı yapmadan bütün 12 ilçemizin 3 beldemizin belediye başkanlarının tamamıyla beraber şu kadro hep beraber Spor Bakanımızla beraber 48 milyon liralık bir anlaşmaya, bir protokole imza atmıştık. Hatırlarsınız. 2020 yılı arkadaşlar. Geçen sene yani. Haziran mı? Haziran 20'ymiş bakın. Yani ben Mayıs gibi sanki. Demek ki ben ondan sonra 10 gün sonra rahatsızlandım. 2 ay hastanede yattım biliyorsunuz. Ondan 10 gün önce beraber değerli vekilimiz, il başkanımız, il genel meclisi başkanımız, bütün belediye başkanlarımız hiçbir ayrım yapmadan hepsi bütün merkezimizde havuz, yüzme havuzumuz dahil olmak üzere Şabanözü'nden Bayramören'e, Yapraklı'dan Korgun'a, Kurşunlu'ya, Eldivan'a, hepsine, bütün ilçelerimize, ya gençlik merkezi, ya spor kompleksi, ya spor salonu, ya halı saha olarak, ama hiçbirini atlamadan hepsine dönüp Sayın Mehmet Kasapoğlu ile beraber imza attık ve kamuoyunda hep beraber görüntü verdik. Dünkü görüşmemiz Sayın efendim Sağlık Bakanımızda özellikle bakanlıklar nezdinde takip etmesi gereken işler münasebetiyle, çünkü hem İçişleri Bakanlığı'nı, hem Sağlık Bakanlığı'nı, hem de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nı, 3 bakanlığı doğrudan ilgilendiriyor bir. İkinci olarak da yerel anlamda belediye başkanlığımızı ilgilendiriyor. Bu konuda zaten belediye başkanımızla da kendisiyle telefonla görüşmüştük. Bu konuyla her zaman bu konuyu detaylı bir şekilde görüşeceğimizde kendileriyle de görüştük. Bunu da ifade edebilirim. Sayın Valimiz de yerel anlamdaki dinamiklerle görüşerek bu noktada bir hemen tahsis işlemlerinin ve bir an evvel işe başlama noktasında tam bir irade birliği içerisinde bu işleri koordine edecek. Dolayısıyla daha öncesinden arkadaşlar, aylar öncesinden, en az söyleyebilirim ki 3 ay önce hem İçişleri Bakanımızla, hem Çevre Şehircilik Bakanımızla, hem
Sağlık Bakanımızla ayrı ayrı görüşmek ve birlikte görüşmek üzere hep beraber bu konudaki adımların nasıl atılacağına dair istişarelerde bulunduk. Dolayısıyla inşallah jandarma oradan ayrılacak ve karayollarının, Ankara yolu üzerindeki karayollarının bulunduğu yere inşallah inşa edilecek ve 90 dönüme yakın şu andaki jandarma alanı tamamıyla yeni hastanemize 400 yataklı yeni modern hastanemize tahsis edilecek ve imar planları da hızlı bir şekilde değerli belediye başkanlığımızca yapılmak suretiyle bir an evvel adımlarımızı atacağız. Allah'ın izniyle bu manada takipteyiz. İş öyle birden sonuca varmıyor. Bunun bir mutfağı var, bir süreci var. Bu süreci arkadaşlarımızla beraber, hep beraber takip ediyoruz ve bu şekilde şehrimize kazandırıyoruz. Biz de asla ve kat'a Cumhur İttifakı'na yönelik ayrı bir yaklaşım olamaz. Cumhur İttifakı bizim sarsılmaz ittifakımızdır. Sayın Cumhurbaşkanımız, MYK ve MKYK karar organlarımız bu konuda net bir şekilde Cumhur İttifakı'na en ufak bir halel gelmemesi yönünde bu azami hassasiyeti hepimize talimat olarak vermiştir. Ve bu konuda biz Cumhur İttifakı'nın bileşenleri olarak asla ve kata en ufak bir iğne ucu kadar bir problem yaşamadan işlerimizi, her türlü işimizi yerelde de, merkezi anlamda da, mecliste de, yasama organı olarak, efendim, kanun yapma faaliyetlerinde de tam bir mutabakat içerisinde yürüteceğimizden kimsenin en ufak endişesi olmasın. Fitne, fesat sokmak isteyenler, başka efendim şeyler peşinde koşmak isteyenler olabilir. Onlar bizim gündemimiz dışındadır. Değerli arkadaşlar, bu konuda inanıyorum ki Cumhur İttifakı Çankırı'da 81 vilayetteki oy oranının en yükseğini ortaya koyacaktır. Hem yerel yönetimler anlamındaki hizmetlere hem de bakanlıklar nezdindeki hizmetlerin tamamına dönük olarak hiçbir ayrım gözetmeksizin değerli vekilimizle beraber Yapraklıysa Yapraklı'ya, Bayramören'se Bayramören'e, Korgun'sa Korgun'a, Merkez'se Merkez'e, Kurşunlu'ysa Kurşunlu'ya, Çerkeş'se Çerkeş'e, Eldivan'sa Eldivan'a hep beraber aynı ve nakdi yardımlar ve yapılan hizmetlere katkılar yönünde hiçbir ayrım gözetmeksizin bugüne kadar elimizden gelen her türlü yardımcı olmayı ortaya koyduk ve tam bir irade birliği içerisinde ortaya koyacağız. Bundan da hiç kimsenin endişesi olmasın. Değerli arkadaşlar, şu şekilde kısaca bağlamak istiyorum. İnşallah toparlamışımdır. Kurşunlu, özellikle Korgun-Kurşunlu yolu. Bir eksik var bir efendim. Buyurun. Sormuştum. Belediye başkanı meydanı yapacak ama AK Parti, il başkanı... Ben cevabı verdim. Hiçbir şekilde AK Parti'nin bu konuyla ilgili bir efendim farklı düşüncesi olamaz. Şehrimize kazandırılan her türlü hizmetin her manada hep beraber yanındayız. Tamam. Bitti bu kadar. Bu konuyla ilgili Korgun Kurşunlu yoluyla ilgili özelde bakın beraberce takip ediyoruz. Hep beraber. Yani sayın vekilimiz icabında belediye başkanımız alıyor, gidiyor, anlatıyor, konuşuyor. Değerli il başkanımız, il başkanları toplantısında ilgili bakanlara bunu ifade ediyor. Biz ziyaretlerimizde bir sürü toplantıda, ikili görüşmelerde veya telefonla bizzat arayarak bu konuda bütün Çankırı'nın her türlü efendim işlerini takip ediyoruz. Buraya gelmeden iki bakanımızla telefonla görüşüyor. Onların üç tane bakanımızla görüşüyor. Allah için. Üç bakanımızla telefonla görüşüyor. Ve onların iradelerini tekrar tazeleyerek, bu hatırlatmaları yaparak, onlarla beraber bir koordinasyon içerisinde istişare ederek arkadaşlarımızla sizin huzurunuza çıktık. Değerli arkadaşlar,
Bunun görünmeyen buzdağı var, altyapısı var. Bu işleri bu şekilde takip ediyoruz. Şöyle, Sayın Şeker, bunu biraz açmak istiyorum. Bir örnek olarak açmak istiyorum. Matematiksel, İyi anlaşılsın. Matematiksel bir hesap yazdınız ya. Matematiksel hesap, bakın. Matematiksel hesap, bakın. Şunu söyleyeyim, matematiksel hesap olarak şu. Özellikle iki tane şey biraz, iki tane husus geride kaldı. İki husus. Onu özellikle açayım. Bak, Yaprak'la ile ilgili maddi hatayı düzelttik. 3 yıldır falan değil. 1 yıldır başladı ve bitti. Ama şunu da söyleyeyim. 7 yıldır falan hastaneyle ilgili bir 7 yıldır 2018'de yatırım programına girdi. 3 yıldır yatırım programında yerini belirledik. Yeriyle ilgili farklı yaklaşımlar oldu. Bir takım efendim analizler yapıldı. Şurası olsun, burası olsun diye daha iyi olmasıyla ilgili bir takım talepler oldu. Bu süreçlerle ilgili birçok heyet geldi, gitti, inceledi ve nihayetinde de hep beraber bu süreci biraz evvel de anlattım. Herkesin ayağının alıştığı ve herkesin merkezde hastanenin olmasını arzu ediyoruz şeklindeki yaklaşımları münasebetiyle de beraberce zor olanı başardık arkadaşlar. Zor olanı başardık. Bu da bir süreç aldı. Evet. Bununla beraber bakın, ben tabii 6 yıldır milletvekiliyim. Değerli milletvekilimiz de yaklaşık 3,5 yıla yakın milletvekili. 3,5 yıldır beraber hizmet ediyoruz. Ben de Haziran 2015'te milletvekili olarak seçildim. Sonra 1 Kasım'da, yani 2 gün önce seçilmemizin de bizim 6. yılı, tekrar seçilmemizin 1 Kasım 2015, seçilmemizin de 6. yılı. Evet, ne yaptık? Birçok hizmetler yaptık. O zaman arkadaşlarımızla beraber, o günkü yöneticilerle, o günkü AK Parti kadrolarıyla beraber birçok hizmetler yaptık. AK Parti 19 yıldır kadrolarıyla beraber Çankırı'mızı ve Türkiye'mize hizmetler yapıyor elhamdülillah. İkinci 20 yılımızda çok daha büyüğünü hep beraber gerçekleştireceğiz. Ne yaptık? Biz tabii ki seçim çalışmaları nedeniyle bir gün Çerkeş'teydik. Bir gün Germece köyünde, Kızılırmak'ta, efendim tekrar Kurşunlu'da, Çerkeş'te, Eldivan'da, Bayramören'de vesaire. Bir günde bir Çerkeş'te, bir Kızılırmak'ta, aynı gün tekrar Kurşunlu'da olup sonra tekrar merkeze geldiğimizi biliyorum. Bir günde bir seçim çalışması münasebetiyle merkezden Çerkeş'e, Çerkeş'ten Kızılırmak'a, Kızılırmak'tan Gençlik Kolları toplantısı münasebetiyle tekrar Kurşunlu'ya, Kurşunlu'dan tekrar merkeze bir gün seçim çalışması münasebetiyle bu çalışmayı yaptığımı mesela hatırladım, şimdi onu paylaşmak istiyorum. Bir anekdot. Çalışırken iki tane meseleyi özellikle Çankırı'mıza kazandırmamız gerektiğine karar getirdik. Bir tanesi şu. Bütün Çankırı'yı ve bütün bölgeyi ilgilendirdiği için Çankırı, Korgun, Kurşunlu yolu mutlaka yapılmalıdır. Çünkü Eldivan'ı ilgilendiriyor, merkezi, Yapraklı'yı, Kızılırmak'ı ilgilendiriyor. Çerkeş, Ilgaz'ı dolaşmayın uzun oluyor diye Karabük'e gidiyor. Çerkeş'in Çankırı merkeze gelmesi lazım. Bu yolun mutlaka güzel bir şekilde standartize olarak yapılması lazım diye seçim çalışmaları esnasında verdiğim bir karardı. İkinci olarak, rahmetli baba Köprülü köyünden giderken Kapaklı'dan ve Taşkaracalar'a göz. Ben Kurşunlu Taşkaracalarlıyım. Her yıl seneyi efendim devriyesinde Elenler'de, bizim Elenler Dağımız vardır, orada Rahmet Tepesi'nde her yıl kurban kesilir, oymak oymak yemekler yenir, dualar edilir, rahmet duası. Daha önce köyümüzün 45 yıl imamlığını yapmış İsmail Akbaşoğlu dedem, bütün oradaki çoluk çocuğu önceden gönderip kadınlarla, erkeklerle beraber rahmetli babam da 17 yaşına kadar köyde bu güzelliklere bizzat şahit olmuş. Dedemin yardımcısı olarak hem köyümüzün hem oradaki civar köylerin birçoğunun çocukların okutulmasına bir çırak olarak, dedemin çırağı olarak babam da yardımcı olmuş. 1931 doğumlu, 1947'de çalışmak gayesiyle İstanbul'a gelmiş. Tek parti CHP dönemi o zaman, 1947 İkinci Dünya Savaşı sonrası. Ve her sene bizi çocukluğumuzdan itibaren Köprülü köyünden
taş garajlara köyümüze giderken çocukluğumuzda şunu hatırlatırdı. Oğlum buraya baraj yapılacak inşallah, baraj yapılacak. Ben oraya baraj yapılacağını babamdan duymuşumdur. Evet, nedir bu dedim, bu baraj nedir? Bu barajla ilgili bir araştırma yaptım. İlgili dökümanlara, bir takım dökümanlara. Ve 1950'li yıllarda rahmetli Menderes döneminde de oraya birçok insanın gelip baktığı ve incelemelerde bulunduğunu gördüm. Bunun üzerine 2015'e milletvekili seçilir seçilmez evvel emirde bu Korgun Kurşunlu yolunun bütün Çankırı ve Çankırı üzerinden Ankara İstanbul istikametinin illeri birbirine 40 kilometre yakınlaştıracağı, 12 ilçemiz, merkez ilçemiz dahil 10 ilçemizin birbirini 40 kilometre yakınlaştıracağı, bir gidiş gelişte 80 kilometre kazanacağı, bunun bir saate tekabül edeceği, Kızılırmak'tan pirincini alıp Çerkeş'e götürecek, Çerkeş'ten hayvanını alıp merkeze, hayvan pazarına malını getirecek olan kamyoncu esnafımızın bugünkü değerlerle 200-250 lira mazot parasını daha az yakacağı ve bir saatte zamandan kazanacağı ve Türkiye ekonomisine de büyük katkı vereceğini bizzat görünce bunun stratejik bir hamle olduğunu ve hizmet olduğunu gördük. Bunun için çalıştık. 2016 yatırım programına aldıramadık ama 2017 yatırım programına aldırdık. 2017 yatırım programına aldırdık. Ve Kızlar Yolu Barajı ile ilgili de bunun hem Çankırı'mıza ki o yıllarda da sarı su akıyordu, sarı su. Sarı su akıyordu. Burada merkezde abdest alırken, tıraş olurken maalesef sular sarı akıyordu 2-3 sene öncesinde. Geçen sene de hatırlarsanız su kesintileri, Güldürecek Barajı'nın bu konuda nüfus yoğunluğuna yetmediği, özellikle yazın sıkıntılar çekildiği görülüyordu, doğru mu? Yaşamadık mı bunları? Bu yaşadığımız meselelere kökünden sorunları çözecek. 100 yıllık icabında Çankırı'mızın bölgemizin su ihtiyacını giderecek Güldürecek Barajı'nın 3 katı büyüklüğündeki bir havzayı Çankırı'mıza, bölgemize kazandırmamızın çok önemli bir hizmet olacağı kanaatiyle bunu da yatırım programına aldırmak için çok uğraştık. Ama 2016'da olmadı. 2017'de yatırım programına yamlı aldırdık. 17 Aralık 2017'de de butona bastık Veysel Eroğlu Bakanımızla. Orada Çıta Mehmet amcayı siz tanırsınız. Çıta Mehmet amcayla lütfen konuşun. Geçen gene Köprülü'deydik. Onlarla beraber yine görüşün. 7 yaşındaydım. Dör gidiyordum. Sizin gibi böyle kendi feyli adamlar geldiler. Baraj yapılacak dediler ama 70 yıldır bekliyorum baraj olmadı. Yine yapılacağına inanmıyorum demişti. Geçen hafta oradaydık. Yer tespitiyle ilgili. Çıta Mehmet amcanın o videosunu lütfen size atalım. Onu da izleyin. Arkadaşlar size bütün basın mensuplarına 2017 Mayıs ayında kendisiyle konuşmamız var. 31 Mayıs 2017'de ihalesi yapılacak dediğimiz o barajın. Evet. 17 Aralık'ta da butona bastık. Her iki hizmette başladık Sayın Şeker. Burası önemli. Bitiriyorum şimdi. 2017'de hem Korgun Kurşunlu yolu, Çankırı Korgun Kurşunlu yolunu hem de Kızlar Yolu bugünkü adıyla Hasan Zuhri Sarıkaya Barajı'nı 2017'de yatırım programına aldırdık elhamdülillah. Ve her ikisine de başladık. Yolda %10 gerçekleşme söz konusuydu. 2018 Ağustos'una kadar. %10 yaklaşık. İhata duvarları vesaireler, yollar açılmış, yapılmıştı. Sanat eserleri vesaire başlanmıştı. 2017 Aralık'ta butona bastık Çıta Mehmet amcana. Bakabilirsiniz arşivlerde. 17 Aralık 2017. Yani 2017'nin sonunda butona bastık ve start başladı. 2018 içinde çalışmalar yapıldı. 2018. Ve 2018'de önce yollar açılır bilirsiniz. Yollar açılıyor. O günkü rakamla yaklaşık 3 trilyon lira hak ediş aldığı ilgili firma. Kendileriyle görüşebilirsiniz. 2018 yılı içerisinde 3 trilyona yakın eski parayla hak ediş aldı.
yapılan iş karşılığı. Ancak erken seçim oldu, hatırlıyorsunuz değil mi? Daha seçimlere varken, 2 yıl varken seçimler erken alındı. Ve Haziran 2018'de seçimler oldu, doğru mu? Seçim satım haline girildi. Yeniden seçimler yapıldı. Ve seçimlerin hemen akabinde hatırlayın, Ağustos 2018'de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump sizin ekonominizi mahvedeceğim diye bir tweet atmıştı. Bir dolarizasyon saldırısı oldu, hatırlıyor musunuz? Bunlar hep beraber hafızamızda. O zaman ben grup başkan vekili olarak Merkez Yürütme Kurulu üyesi sıfatıyla da bütün heyetimizle Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında hep beraber o toplantıdaydık. Ve şöyle bir karar alındı. Daha rentable olması açısından bütün Türkiye'de yapılan hizmetlerin %70-80'lere varanlarını bir an evvel bitirelim. Yeni başlayanları da daha sonra devam edelim. Bu reel anlamda, ekonomik anlamda çok doğru bir karardı. Ve bu bağlamda Çankırı'da dahil bütün Türkiye'de belirli bitme aşamasına gelmiş yol, baraj, efendim bina vesaire her ne hizmet varsa onlara öncelik verildi. Ve bu şekliyle politikalar devam etti. Bu münasebette 2017'nin sonunda başlattığımız yatırım programına alarak başlattığımız bu hizmetler şimdi elhamdülillah son sürat devam ediyor. Ve hem Tarım Bakanımızla baraj ile ilgili, hem Ulaştırma Bakanımızla hem Korkun Kurşunlu yolu, hem Ankara Çankırı çevre yoluyla ilgili, hem de Yapraklı yoluyla ilgili görüşmelerimizi yaptık ve devam ediyoruz bütün heyetimizle beraber. Şimdi biraz sonra tekrar Ankara'da kendilerini ziyaret edip bütün bu yolları tekrar hatırlatacağız. Ve bize orada verilen bir filde Karayolları Genel Müdürümüzün de bulunduğu, Bölge Müdürünün yüklenici firmalarının da bulunduğu o heyetle beraber son geldiğimizde Sayın Bakanımızla beraber bunun 2022 sonunda Allah'ın izniyle bu yolların tamamlanacağı efendim müjdesi ortaya kondu. Gerekli talimatlar da ilgili müteahhitlere bu şekilde talimatlandırıldı. Karayolları ve bölge müdürlerimizin de bunu bu şekliyle takip etmesi orada Sayın Bakanımız tarafından da hatırlatıldı. Takipçisi de hep beraber değerli milletvekilimizle, il başkanımızla beraber hep beraber AK kadro olarak yine AK Parti'dir. Bakanlarımız da, milletvekillerimiz de, teşkilatımız da, Çankırı'mıza da, Türkiye'mize de hizmet etme noktasında bütün ilgili yetkili kişiler nezdinde takipte olduğumuzun bu manada bilinmesini isterim. Olabilir belki bir yıl efendim aksayabilir ama aksasa da aksamasa da biz bunları hep beraber Allah'ın izniyle yapıp bitireceğiz ve bu manada sizlerin, bizlerin, bütün hemşehrilerimizin mutlaka hizmetine sunacağız arkadaşlar. Bu konuda ekonomiyle ilgili de son bir şey söyleyeyim. Hanımefendi 5-6 soru sordu. Cumhur İttifakı ile ilgili sorularınıza net aslında bütün o sorular bağlamında cevap verdim. Cumhur İttifakı Çankırı'da şampiyon olacak inşallah, şampiyon. Başlık bu olabilir. Allah'ın izniyle Cumhur İttifakı Çankırı'da şampiyon olacak. Onu ifade etmek istiyorum. Oy oranı falan asla düşmüyor. Oy oranın bakın bugün Memleket Partisi'nin genel başkan yardımcısı var. Evvelden CHP genel başkanlığın ve genel merkezinin avukatıydı. Ne dedi biliyor musunuz? Kendi itirafı. 700 trilyon eski parayla, şimdi 700 milyon. Arkadaşlar 700 milyon lira diyor CHP'nin eski avukatı. Bütün efendim anket şirketlerine açıktan verildi. Bizi önde gösterin diye diyor. Adam itiraf ediyor içindeyken. 700 milyon. Bu anketler düzmece anketler. Aşağı düştüğünü gördüğü ve bütün bu yalan kurgu siyasetinin elinde patladığını gören Kılıçdaroğlu ve onun yoldaşları, onun yandaşları, onunla beraber hareket edenler
bütün her şeye rağmen Sayın Cumhurbaşkanımızın dimdik ayakta olduğunu, Cumhur İttifakı'nın önde olduğunu gördükleri için 2023 Haziran'ına kadar da yamalı bohça ittifaklarının dikişleri tutmayacağı, patlayacağını bildikleri için baskın seçim diyorlar. Tek nedeni budur. İçleri kaynıyor. Bak İYİ Parti ile CHP'nin şimdiki kayıkçı kavgasını seyrediyorsunuz. Ya Kandil'deki terörist başı ne dedi? HDP bizim kontrolümüzde dedi. Kandil'deki terörist elebaşı. CHP'de HDP'ye muhtaç dedi. Doğru mu? Daha önce getirdiğimiz metnin aynı metni. Beraber milletvekilimizle genel kurulda daha önce kaç kere bu tezkereyi geçirdik. Birebir aynı metin. Daha evvel evet dediklerine CHP bu sefer hayır dedi. Niye? Çünkü Kandil'den ve HDP'den dediler ki aramızdaki ittifakın devam edebilmesi için tezkereye mutlaka hayır demelisiniz dediler. Ve PKK terörist elebaşının söylediğini yaptılar. Dolayısıyla bunu Çankırı yürekten görüyor ve hissediyor. Allah'ın izniyle biz bu manada 19 yıldır kesintisiz hizmetlerimize bugün bizler devam ediyoruz. Bu kadroyla yarın başka kardeşlerimiz devam eder ama ilk 20 yılımızda bugüne kadar yaptıklarımızın fevkinde çok daha büyük hizmetlerini daha adil bir dünya mümkün mottosuyla Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bütün dünyaya haykıran Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ikinci 20 yılımızı başlattık biz elhamdülillah. Ve bunu 2053 ve 2071 vizyonları olarak da gençlerimize emanet ettik. Dolayısıyla ak sevda, ak kadrolar bitmez, tükenmez bir aşk hikayesiyle Çankırı'mıza da 81 vilayetimize de bu şekilde hizmet etmeye devam ediyor ve devam edecek. Bu duygu ve düşüncelerle değerli arkadaşlar hepinize hürmetlerimizi arz ediyorum bütün heyetimiz adına. İnşallah daha sonra da daha farklı konu başlıklarında diğer basın açıklamalarını hep beraber yaparız. Size bir gün beraber heyetimizle inşallah belirli bir zaman diliminde, müsait bir zaman diliminde şimdiden hep beraber şu Kızlar Yolu, Hasan Zuhri Sarıkaya Barajı'na hep beraber gidelim. Lütfen yapılan o dev eseri şehrimize kazandırdığımız, şehrimizin 100 yıllık su ihtiyacını giderecek. Hepimizin ihtiyacını giderecek. Bu barajı inşallah hep beraber yerinde görelim. Kılıçdaroğlu'na da hayali baraj diyen Kılıçdaroğlu'na da gerekli cevap verelim diyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şey, oldu. Kürdistan derdi. Buna ne diyorsunuz? İYİ Parti Genel Başkanı Siirt'e gitti. Vatandaş Kürdistan derdi. Bakın Kürdistan bunu soruyor. Her soru yani sorun. Şimdi sanki bu soruya, tamam, soruya cevap vermemiş gibi. Arkadaşlar herhalde hiçbir basın toplantısında bu kadar soru sormamışsınızdır. Lütfen. Sizi anca bulduk vekilim yani. Bırakın da geniş bir konuşalım şöyle. Bir dakika Sayın Şeker. Bak arkadaşlarımız evet. Biliyor bir daha söyleyeyim kameralarda kayıtlar. Her zaman bunu açık olduğunu söyledik. Açık çekte verdik. İster buyurun Türkiye Büyük Meclisi'nde sizleri ağırlayalım dedik. Arkadaşlar şahit olan arkadaşlar var burada. Sizi Türkiye Büyük Meclisi'nde arkadaşlarımızı ağırlayalım. Yerel anlamda da genel anlamda da her şeyi isterseniz konuşalım dedim. Randevuyu kimden alacağız? Bizden alırsınız. Rica ederim. Bizden alırsınız. İl başkanımıza koordine edersiniz. Tamam. Rica ederim. Bak böyle söylerseniz. Gittiğim ulaşım. Sizin tamam. Beceriksizliğiniz ortaya çıkabilir. Ya, bak, ya, ben şöyle Kürdistan'da ilgili önemli bir soru soruyorum. Evet. Bak bir şey soruyorum. Gerçekten aslında hayati bir mesele. Bunu hayati bir mesele olduğu için cevaplamak istiyorum müsaadenizle. Evet. Belki en önemli mesele budur. Bakın. Hepsinden öte meseledir. Ve Çankırı'yı da bam telinden ilgilendiren bir meseledir. Biz geçtiğimiz hafta hep beraber arkadaşlar Çankırılılar olarak hep beraber istiklal ve istikbal yürüyüşü yaptık. Doğru mu? İstiklal yürüyüşümüzü yaptık. Ve biz yine hep beraber ak kadrolar olarak Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'ni
mühür olarak, ebedi bir mühür olarak Çankırı'mıza vurduk. Bu şu demektir, 100 yıl önce istiklali tam diyen, manda ve himaye kabul edilemez diyen, o dedelerimizin, nerelerimizin yükünü, misyonunu, vizyonunu bizler taşıyoruz. Ve o ruh ve mana köküne bağlı olarak bugün liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde tam bağımsızlık mücadelesi veriyoruz. Bu 10 tane kendini bilmez haddini aşan 10 büyük elçiye hadi oradan denecek tavrı gösteren, onlara U dönüşü yapmayı zorunlu kılan, dik duruşu gösteren lider Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Evet, maalesef emperyalistler Sevr'i yarım bıraktıkları işi tamamlamak istiyorlar. Bu manada vekalet savaşlarıyla adına PKK dedikleri, DHKPC dedikleri, DAEŞ dedikleri, YPG, PYD dedikleri bilumum terör örgütleriyle aslında tırnak içerisinde sözde Kürdistan adı altında Büyük Ermenistan ve Büyük İsrail projesini hayata geçirmek istiyorlar. Buna asla müsaade etmeyeceğiz. 15 Temmuz'un ardında yatan tam da budur. Bunu en iyi kavrayan da aziz ve asil milletimizdir. Hangi partiden olursa olsun Sayın Cumhurbaşkanımızın tıpkı 100 yıl önce Mustafa Kemal Paşa'nın önderliğinde bir araya geldiği gibi 15 Temmuz'da bütün milletimiz Çankırı'mızda da Türkiye'mizde de Sayın Cumhurbaşkanımız, Başkumandanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın etrafında kenetlenerek uluslararası hain darbe ve işgal girişimine dur demiştir. Bugün bu tavrımız devam etmektedir. İlerlemek devam edecektir. Sözlerimin başında ifade etmişim. Sayın Kılıçdaroğlu 15 Temmuz darbesine karşı geldik dedi. Ancak olsa olsa bu fıkra olabilir. Çünkü ifade ettim. 15 Temmuz uluslararası hain darbe ve işgal girişimini kahve içerek ayaklarını uzatarak seyreden iki kişi vardı. Bir tanesi Osman Kavala'nın yol arkadaşı Henry Berkeley. İkincisi de CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu. Sayın Kılıçdaroğlu kendisini CHP'nin başına getirenlere diyetini ödüyor. Başından beri FETÖ'yle ve maalesef emperyalistlerle iradesini tevhid etmiş vaziyette siyaset yürütüyor. Türkiye'nin aleyhine duruş sergiliyor. Bu net bir durumdur. Sonuç itibariyle Sayın Kılıçdaroğlu'nun başkanlığını yürüttüğü bu adına milleti aslında kandırma ittifakı Allah'ın izniyle başarılı olamayacak. Kendi aralarındaki dönüşüklü dövüşle, görev dağılımıyla HDP'nin İYİ Parti ile olan ilişkisini CHP'nin üzerinden kurulmuş bu kurgu ve kumpas siyasetiyle mutlaka bir noktada tükenecekler. Çünkü şapka düştü, kel göründü. CHP, HDP ve İYİ Parti arasındaki o gizli ittifak aslında iyot gibi açığa çıktı. Bu manada Allah'ın izniyle Türkiye 84 milyon insanıyla, Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, Sünnisiyle, Alevisiyle bir ve beraber olarak, eşit yurttaşlar olarak en demokratik, en özgürlükçü, en müreffeh bir şekilde ilelebet payidar olacaktır. Hiç kimse vatanımızdan asla ve katta bir çakıl taşı tanesi kadar bir yer kopartamaz. Vücudumuzun
organlarının kopmasına rıza gösteriniz. Ancak vatanımızın en ufak bir milimetre karesine dahi kopartılmasına asla ve katla müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Ermeni terör örgütü Asala'nın yerini alan terörist başı PKK'nın ortaya koyduğu siyasete alet olan, PKK ve FETÖ'nün emrine giren muhalefete Çankırı'dan sesleniyorum. Kendinize gelin. Ey CHP'nin içinde bulunan, vatanını, milletini, devletini, diyanetini seven değerli seçmenler, bu Kılıçdaroğlu'nun kimlerle iş tuttuğunu, Türkiye'yi nereye götürmek istediğini lütfen iyi görünüz. Dolayısıyla bu konuda inşallah PKK ve FETÖ, DAEŞ, DHKPC, YPG, PYD, SDG vesaire alfabenin hangi harflerinin bir araya getirilerek kurgulanmış, düzenlenmiş emperyalist ve siyonistler adına vekalet savaşı verenler olursa olsun, onlar Mehmetçiğin karşısında, 84 milyon insanımızın karşısında hiçbir şekilde mevzi kazanamayacaklar. Onları inlerinde yok edeceğiz Allah'ın izniyle. Vekalet savaşını yürütenlerin arkasında duranlara da Sayın Başkumandanımız, Cumhurbaşkanımız en güzel cevabı vermedi mi? Vermiyor mu? Allah'a çok şükür. Böyle bir başkumandan lütfettiği için Cenab-ı Hakk'a sonsuz hamdü senalar ediyorum. Evet, değerli arkadaşlar, kesinlikle PKK marifetiyle Türkiye'yi bölmeye dönüp bütün planlar tarihin çöp sepetine atılacak. Kürt düşmanı, Türk düşmanı, Arap düşmanı, bütün bu terör örgütleri yerle destan edilecek ve Allah'ın izniyle 84 milyon insanımız birlik beraberlik içerisinde, bütünlük içerisinde kardeşçe, müreffeh, özgür bir şekilde ilerlemek kardeşliğini devam ettirecektir diyorum. Bu duygu ve düşüncelerle her birinize selam ve hürmetlerimi sunuyorum. Sağ olun. Evet, AK Parti Çankırı İl Başkanlığı'ndaki canlı yayınımızı burada sona erdiriyoruz. Çankırı milletvekilleri Emin Akbaşoğlu ve Salim Çiftçioğlu bir basın toplantısı düzenlediler ve hem Türkiye gündemi hem de Çankırı ile ilgili açıklamalarda bulundular. Yayınımız burada sona eriyor. Herkese sevgiler, saygılar sunuyoruz. Hoşça kalın.